oyuncu. Ledger'ın en ilkeş oyuncusuyum. Şu şekilde bir donanımcısını eğitip satıyoruz. Aynı zamanda bundan da sorumluyuz. Bununla beraber bundan. Öncelikle zaten Ledger'e geçmeden önce neden hepimizin birer donanımcısının sahip olması gerektiğini birkaç bir şey söylemek istiyorum. Ledger olmak zorunda değil. Marka reklamı yapmak düşünmeyin. İsterseniz Trezor olsun, isterseniz Apple olsun. Hiç fark etmiyor. Fakat dijital varlıklarınızı koruyabilmeniz için, sizde kalması için mutlaka bir donanımcısına sahip olmanız gerektiğini düşünüyorum. İlk başta bunu bir söylemek istedim. Şimdi Çiğdem'e döneceğim. Çiğdem'e sabah bizimle. Kendinden kısaca biraz bahsedebilir misin bize? Merhabalar herkese. Umarım harika bir gün geçiriyorsunuzdur bugün. Aslında hani kendimden bahsetmek gerekirse uzun yıllardır pazarlama, iletişim, ürün, business development alanında profesyonel bir kariyerim var. Hem bu konularda Amerika'da çalışmalar yapıyorum şirketlerle. Hem girişimciyim hem de Seyran Türk'te ve Koyu Telegraf Türkiye'de teknoloji yazarıyım. İki senedir de hem üçteki bütün oluşumları kurmuştuğumuz, farklı oyuncularla bir araya geldiğimiz Metacafe Video Podcast'ın yaratıcısıyım ve hala anda devam ediyorum. 2 yıldır Amerika'dayım ve burada çalışmalarıma devam ediyorum. Harika. Ben sana önce bir şey sormak istiyorum. Türkiye ile global alanda çalışmak arasındaki farklar neler, neler yaşadın, bize neler paylaşmak istersin? Yani özellikle hani Amerika ile ilgili konuşmak gerekirse biraz da pozitif şeyler söyleyebilirim. Burada gerçekten çok fazla fırsat var. Yani hani Türkiye'deki fırsatlardan gerçekten hani eğer bir şeyler yapmak istiyorsanız iletişim kabiliyetinizi, network'ünüzü kullanarak çok daha farklı fırsatlar elde edebileceğinizi söyleyebilirim. Özellikle burada en önemli olan şey birbirine yardımcı olabilmek özelliği. Hani network her yerde böyle şeyler aslında hani tanıdığı işte olursa bir şeyler olur gibi. Daha çok hani Türkiye'de de böyle kurumsal iş hayatında da gördüğümüz özellikle birbirine insanların tutması ya da işte gruplaşması diyelim. Burada hani ben ona çok rastlamadım. Burada gerçekten hani profesyonel anlamda çok profesyoneller. Yani herkes iş tarafında çok şey çalışıyor. Yani çok iş odaklı çalışıyor. Ve hani sana nasıl yardımcı olabilirim dediğinde mutlaka önce bunu sormak gerekiyor. Böyle başlamak gerekiyor. O yüzden hani çalışma alanları ya da çalışma fırsatları gördüğümde gerçekten bence Amerika'da çok daha fazla fırsat var. Sadece her zaman gibi uğraşmak, gitmek gerekiyor bunlar için. Peki, yani bu arada ben de hep globalde yani uluslararası şirketlerle beraber çalıştım. Ve yani benim gördüğüm kadınlar ilgili olan kısımda daha yani Türkiye'ye kıyasla daha rahat bir ortam oldu. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Yani siz tarafta nasıl? Senin de tecrübelerini merak ediyorum. Ya kesinlikle öyle. Bir kere hani o sekülerizeden kaynaklı da bir rahatlık var. Yani bizim hani ülkemizde özellikle çalışmalarına baktığınızda ya da kadınların iş hayatındaki rolüne baktığınızda hani o tarafın da biraz bizim hayatımızda ya da kadınların hayatını çok ciddi bir şekilde etkilediğini görüyoruz. Bu da kadınların daha çok içe kapanmasına sebep oluyor aslında. Ve bu da istemediğimiz bir şey, tehlikeli bir şey. Kendini ifade etmekten çekinme ya da kendini ortaya koymaktan, kendini nasıl aslında kendisi hissediyorsa, yani bu giyim tarzı, konuşma tarzı, düşünce tarzı, kendini ifade etme biçimleri, bu her şey aslında, bu bir bütün. Biz çok çeşitli varlıklarız ve çok farklı varlıklarız. Yani kadınlar olarak yani fiziksel mekanizmamız çalışma, bedenimizin çalışması, beynimizin çalışması hormonal olarak da çok farklı. Dolayısıyla bunu ortaya koyamıyor olmamız
yani hani istemediğimiz bir şey ve bu evet yani kesinlikle çok ben de farklı olduğunu düşünüyorum. Yani her alanda sadece blockchain alanında değil hani cinsiyetle ilgili büyüme hakkında hani gerçekten aslında ideal cinsiyet ayrımı yapılmaması gerektiği yönünde. Bu alanın herkes tarafından eşit bir şekilde erişilebilir olması lazım. Evet, yani Avrupa'da ya da belki Amerika'da, global tarafta bu daha eşit şekilde erişkin olduğunu söyleyebilirim. Bunu çok hissediyorum, çok daha rahatım yani burada. Onu kesinlikle söyleyebilirim. Anlıyorum. Aynı şeyleri yaşadığınızı sevindim. Yani senin de daha rahat olman güzel. Şimdi ben sana birazcık da bu ilham verici bazı hikayelerim var. Biliyorum, daha önce konuştuk. Biraz bizimle bunları paylaşmak ister misin? Tabii ki. Aslında benim hani biraz daha yani profesyonel hayatımda şirketlerle çalışıyorum. Ama hani bu çalışmalarımı ya da buradan öğrendiklerimi bütün biraz da kendimi de daha çok öğrenebilmek ve insanları daha yakından tanıyabilmek için podcast yapıyorum ya da röportajlar yapıyorum ya da yazılar yazıyorum. Bunları biraz yapmamın sebebi aslında başka şeyleri gösterme hevesim benim de. Ve böyle gerçekten kendimi ifade ettiğimi düşünüyorum, ifade ederken mutlu olduğumu düşünüyorum. Bir kere bu çok önemli, hani bunu yapabiliyor olmak ve bunu yapmak için harekete geçmek. O yüzden de bu ilham verici hikayeleri yani erkeklerle de olsun, kadınlarla da olsun, cinsiyet ayrımı yapmaksızın yapıyorum. Tabii ki kadınlar olduğu zaman bunu daha hani anlatmaya hevesim oluyor. Özellikle hani hem bilim alanında hem blockchain alanında bugün sizi konuk ettiğiniz Emin'in salonunda da zaten bizi dinlemeye hevesli sabahtan beri orada olan bir sürü insan var. Dolayısıyla bunlara baktığımda eğer salonda da böyle hikayeler varsa bana ulaşmanızı isterim ve birlikte sohbet etmek, sizleri farklı insanlara anlatabilmek için bir platform yaratmayı isterim. Bu alanda hani özellikle benim takip ettiğim ve insanlara ilham olan bir kere ilk başta Türk bizim gibi çiftlerden bahsedelim. Mesela Gülcan var. Gülcan Yayla podcast'te de konuk etmiştim. Patika Derin aslında kurucu ortaklarından ve çok ilham verici bir hikayesi var Eskişehir'de. İkimiz Eskişehir'deyiz bu arada, öyle bir şey ortak noktada çıktı. Yani Eskişehir'den çıkıp hani böyle kalabalık ve mütevazı bir aileden çıkıp yani şu an Boğaziçi'nde yaşıyor, bursla okudu ve çok iyi bir girişimi var şu an, hani her bir şey yok. Hatice de bilmeyenler için zaten çok bu alandaki insanların bildiğini düşünüyorum ama blockchain eğitimleri ücretsiz bu blockchain eğitimlerine katılmanızı sağlıyor. Bu zaten gerçekten bu cinsiyet dengesinin eşitlenmesi ve bu ayrımın ortadan kalkması ve bunu konuşmuyor olmamızın adımlarından bir tanesi aslında. Dolayısıyla önemli. Türkiye tamamen eğitime odaklı ve ücretsiz eğitim odaklı. Bu alandaki yetişmiş kadın zaten büyüdükçe, kadın sayısı arttıkça bu alandaki eşitsizlikleri de hissetmiyor olacağız. Çünkü lider konumunda, karar verici konumunda kadın sayısı çoğalacak. Bu da önemli. Bu alanda çalışma yapan insanlar var. Bunlardan belki Chase Chapman'ı tavsiye edebilirim. Twitter'da takip edebilirsiniz. Münif Ali erkek, kadın değil ama bu yani hem kendisi bir bilim adamı hem de computer science yazılımcı ve bu alanda kadınlara çok destek oluyor. Elizabeth Stark gibi isimler var ve bunlar sınırlı olmamak üzere hem de bu alanda lider olan bize kadınlar ama en güzeli yani hangi yola gitmek istiyorsanız, hangi alana odaklanmak istiyorsanız oraya gidiniz. Zaten yani Türkiye'de kripto film evleri bir grup var, kişiler var, sınav var, insan var, sunucu yani adını hani şu an sayamadığım bir sürü insan var. Yani bu alanda kendini ortaya koyan yani bu bir cesaret yani bu arada hepimiz bence kutlamak lazım. Katılımcıları da kesinlikle.
kendi ortaya koyan bir şeyler yapmaya çalışan, bunu public yapan ya da kendi içinde yapan bence her kadın ilham veriyor bize. Dolayısıyla bu birbirimizi hani bu takip etmek, birbirimizi destek olmak, birbirimizi başkalarına anlatmak bizi daha da çoğaltacak. Yani kendi başımıza hiçbir şey yapamayız. Zaten hep üçün en önemli özelliği birlikte bir şeyler yapabilmek. Burada da şeye hemen çok kısa şey vereyim, referans vereyim. Belki Alan Watchki ile tanıştım Austin'de. Yani ben bir Türk kızıyım. Bir Amerika'da bir iki senem. Ve onun aslında ajansı, Joker'da ajanmak ister misin diye bana ulaşmıştı. Çünkü ben konsensusa kaydettim. Yani orada işte uzun formlar doldurdum, orada neler yapmak istediğimi anlattım. Ve bu, yani bunu anlattığınız zaman hani bir şeyler sıkılıyor. Kenan Umarçki çok önemli bir figür ve bir dünyasında. Onunla tanıştım, onunla bir röportaj yaptım. Sonra o ilişki daha da gelişti ve onun kitabını Türkçe'ye çevirdik. Yani Türkçe'ye çeviren de çok genç bir kadın, çevirmen Didem. Ve o hani bunu birlikte yaptık, ikimiz yaptık. Hani Bitcoin ekibiyle, Bitcoin kurucusu, şu an Supernova'ların da kurucusu. O bunları takip etmenizi öneririm. Yani Kevin beni nereden tanıdı, nereden bilir. Ama yani işbirliği yaptık, bana inandı, güvendi. Ve şu an beraber hani kitabının daha çok yayılması için çalışmalar yapıyoruz. Ve benim böyle bir insanla sohbet etme, bir şeyler sorma gibi bir kredim oluştu. Bu örneği kendimden vermek istedim çünkü gerçekten hani zero to one dediğimiz o sıfırdan bire giden bir işbirliği yoktu. İşbirliği önemli, birbirimize destek olmamız ve bu ilham verici hikayeleri anlatmamız ve birbirimize fırsat yarat. Çok pardon, yaratmamız hepimizi daha da rahatlatacak. Yani zero to one dedin ama Edith Boyd'a çok fazla emek vardır. Çünkü zannedersem 18 yıllık bir tecrübe var, doğru değil mi? Evet. Yani hani zero to one demeyelim ona. 90'lıktan bile diyelim bence. Şimdi hem Web2'desin hem Web3'desin. Yani Web2'den Web3'e bir geçişin olmuş. Hatta hala Web2'de devam ediyorsun. İki tarafa da hakimsin. Peki burada sevinen bir sürü arkadaşımız var. Onlarla ne paylaşmak istersin, ne tavsiye edersin, ne önerirsin, var mı aklında bir şeyler? Onu sormak isterim. Tabii ki. Yani çok güzel bir soru sordun aslında. Yani biz hani internetin işte bu altyapı değişiklikleri, kullanım alanlarının farklılaşmasıyla 3 tane dönem yaşıyoruz. Şu an Web2'de yaşıyoruz. Web2 hala internetin en parlak dönemi ve hani Web3'e geçmemizi sağlayan çok büyük bir adım. Dolayısıyla hani Web2'den Web3'e nasıl adapte olunacağını görebilmek, öğrenebilmek, orada pratikler yapabilmek, bu çok önemli. Burada çok büyük bir fırsat var, onu söyleyebilirim. Hala hani kendi altyapılarını, kendi iş modellerini, kendi kültür organizasyonlarını hani Web3'ü taşımaya hevesli ve taşıyacak ve taşıması gerekecek bir sürü alan olacak, şirket olacak, insan olacak. Bunlara bizler yardım edeceğiz. Kim yardım edecek? Sen, ben, salondaki herkes. Ve dolayısıyla biz buradayız. O yüzden hem Web2'yi anlamak önemli. Yani buraya dönüp gerçekten o Web2'nin komponentleri neler? Yani bizim katılımcı olmamız. Çünkü Web1'de asla katılımcı yok. Ama Web2'de katılımcı olmamızı sağlayan, onu geliştirmeye de, araya girip geliştirmeye de imkan sağlayan teknolojiler var. Web3 tamamen başka ya, yapay zekanın da işin içine girdiği, blockchain teknolojisinin de işine girdiği, ya Web3 tamamen kripto değil. Bir kere bunu lütfen hani öğrenmek, anlamak gerekiyor. Yani kripto yeni bir aslında hani dünya, evet. Ama teknolojiler, yapay zeka teknolojisinin gelişmesi, bizi anlamaya başlaması da Web3'ün dönemine de girecek, giriyor zaten. Ve blockchain teknolojisi. Bunları anlamak, öğrenmek gerekiyor. Beni bu alana hani web teknolojiyle ilgili bir insanım. Yani çocukluğumdan beri ve 10 senedir yaklaşık teknoloji üzerine yazılar yazıyorum çeşitli mecralarda. Benim blockchain ve Web3
aslında merakımı, teknolojiyi iyice dil etmem, iyice derinle öğrenmeye çalışmam ve bu alanla işbirlikleri kurmam, bu teknolojinin yaratıcı küresel etki ve potansiyeli konusunda çok heyecanlanmış oldum. Buna çok inanıyorum. Bu gerçekten hani her şeyi böyle bir anda değiştirecek bir dalga başladı. Bu yavaş yavaş olacak. O yüzden burada hani tavsiyem bizi dinleyenlere işbirliği yapmak, beraber konuşmak, buna zaman ayırmak, okumaya zaman ayırmak. Kesinlikle okumaya zaman ayırmak. Yani bunları yaptıkça ve bu alanın içine contributor yani beni tamamla kurucu bir aslında hani kelime aklıma gelmiyor. yani orada hani elinizi taşın altına sokup bir hani siz de bu oyunun bir parçası olursanız olabilirsiniz. Nereden olduğu hiç önemli değil yani. Ne kadar büyük, küçük olduğu önemli değil. O yüzden gerçekten okumak, araştırmak bu konu hakkında doğru bilgileri, gerçek bilgileri anlayabilmek, özellikle gerçekten hani yapay zekanın hayatımıza getireceği bu etkileri bununla birlikte birleştirebilmek, bu noktaları birleştirebilmek konusunda heves ve çaba rica ediyorum ve tavsiye ediyorum. Evet, emeksiz gibi olmazsınız. Salonda sorusu olan varsa alabiliriz. Bayağı bir arkadaşlar. Bak, Victor'a mı var? Şimdi bulmuşken bari bir sorun var arkadaşlar. Yoksa ben sormaya devam edeceğim. Yani ben de özellikle blockchain teknolojisinin merkeziyetsizliği ve şeffaflığı karşısında büyüdüğüm aslında biraz da bu şey bu dünyanın içine girdim. Ve senin gibi insanları gördükçe de aslında sen de bize ilham oluyorsun. Oralara gidip bizi temsil ediyorsun. Ve globalde senin gibi insanların aramızda olması çok güzel. Bize verdiğin katkılardan dolayı ben de teşekkür ediyorum. Onun dışında bu şey web kısmındaki projemle ilgili aslında ben eğer vaktimiz varsa kısa bir senden bir rolünü, ne yaptığını bir öğrenmek isterim. Madem var vaktimiz, sen de istersen kaç bir şey söyleyebilirsin. Evet, güzel. Çok teşekkür ederim güzel sorular için. İşbirliğine ben her zaman çok açığım. Hani konuşmak isteyen herkesle böyle kısa bir online chat yapıyorum. Fiziksel olarak orada olamasam da. Umarım bu sene ben de gelirim. Yani Türkiye'de çok güzel eventler olacak bu sene. Ethereum'un iki tane eventi var. Bir tane Twitter'dan paylaştık ikisini de. Bir tanesi Ethereum Denver, bir tanesi private bir event. Bu arada gelip gidiyor musun Türkiye'ye yoksa? Türkiye'ye umarım bu sene geleceğim. Belki hani yaz sonu gelebilirim. Ama gelirsem mutlaka sizlerin, toplulukların haberleri olacak. Herkesle buluşmak çok istiyorum. Onun dışında hani bayağı büyük bir şeyin her yıl yaptığı eventlerden biri de İstanbul'da olacak. Bunu şimdi söyleyeyim sürpriz olsun çünkü kurucusu kendisi bunu açıklamak istedi. Onu da yakın zamanda bir podcast yapacağız onunla önümüzdeki hafta. Orada önümüzdeki hafta açıklarız. İstanbul'da çok güzel, çok büyük bir event olacak 3-4 gün süren. Ve bütün bu aslında hani şeylerin, platformların, işte senin gibi çalıştığın global firmaların Türkiye'ye olan ilgisi çok güzel. Bunu çok doğru kullanmak lazım. Geçenlerde bir podcast dinliyorum. Ben şimdi projeyi anlatacağım ama çok kısa bir şey söyleyeyim. geçenlerde bir podcast dinlerken iyimser bencillik diye bir kavram bahsettiler. Bu iyimser bencillik aslında bu işbirliğini anlatan, işbirliğini anlatan böyle hani psikolojik bir terim böyle anlatmışlar. Ama hani o bencillik kısmı ise şuradan kaynaklanıyor. Yani kendi işinizde yarayacak olan, kendi hayatınıza katkı olacağınızı düşündüğünüz şeyleri iyimserlikle yaklaşın ve gerçekten yardım teklif edin ve sizin hayatınıza katkısı olmasına izin verin diye bir şey vardı. O yüzden bu sene Türkiye'de, İstanbul'da çok büyük eventler var. Herkes bunlara gerçekten katılmasını, herkesle konuşmasını, en azından bir sohbet yapmasını. Ne yapıyorsun? Ben bunu yapıyorum.
Ve network'ünü büyütmesini de ekleyeyim. Eventlerden oraya geldik. Şimdi benim aslında destek verdiğim birkaç tane proje var. Özellikle danışma kurulu üyesi oldum. Cino'dan çok kısa bahsedeyim. Sonra da kendi asıl içinde bulunduğum Talent'in ve 3 yetenek pazar yeri, yani LinkedIn for Web3'den bahsedeyim. Cino aslında NFT'lerin ikinci el fiyatlamaları, değerlemesini yapay zeka yoluyla yapan bir daha iyi, daha sağlıklı trade etmenizi, NFT trade etmenizi sağlayan hem bir aslında data provider, hem de bir barter place. Barter place yani aslında takas merkezi. NFT'lerinizi böyle durduğunuz dönemde elinizde olan işte oyun NFT'leri olabilir, NFT itemları olabilir oyunları. İçinde ya da digital, collectible eserler olabilir. Bunları takas etmenizi sağlayan bir platform yapıyor. Tamamen Amerika odaklı marketing yapıyoruz. Geçenlerde Rav Radyo'ya katıldı. Distantral Miami'nin kurucusu Justin Wu brand ambassador'ları olarak anlaşma imzaladık onlara. Dolayısıyla hani şirketin Amerika'da expand etmesine destek oluyorum, eğer mümkün oluyorum. Cino'yu da incelemenizi tavsiye ederim eğer bu alanla, DeFi'yle ve Digital Collectible'la ilgileniyorsanız. Bu böyle. Talent ise benim tamamen içinde olduğum bir girişim. Yetenek pazar yeri, yani bir Conform Web3 olmak diyoruz ve o alana sahiplenmek istiyoruz. Burada da amacımız on-chain verified resümelerinizi, yani zincir üstünde doğrulanmış sizin bütün blockchain'deki hareketlerinizi datalardan çektiğiniz ve onu anında size gösterdiğiniz bir platform. Bunun yanında karşılaştırmalı olarak iş ilanlarına ulaşabileceğiniz bütün Web3 alanındaki, yani bölge seçerek, iş alanı, rol seçerek, şirket seçerek karşılaştırabileceğiniz en güncel işlerden, yani bir saat önce bir iş ilanı girildiyse dünya üstünde, onu talently.app üstünden görebilirsiniz ve başvurabilirsiniz. Biz de bu arada hayır yapıyoruz şu an. Community Manager'ımızı arıyoruz. Buradan da söylemiş olayım. Talently.app üstünden başvurabilirsiniz. Dolayısıyla burada amacımız yeteneklerle rekrütörleri, yani Web3 işe alım uzmanlarının daha sağlıklı işe alım yapmalarını sağlamaya çalışmak. Yetenekler orada claim edebiliyorsunuz profilinize, anında görebiliyorsunuz rezümenizi. Şu an hani bizde early stage startup olduğunuz için bunların hepsi ücretsiz ve hani hem rekrütörler buradan gelip talent havuzuna ulaşabilir, hem talentlar gelip burada onu çevirip verified rezümenizi anında görebilirsiniz ve istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Ve başka aslında profilleri stalk da edebilirsiniz. Aslında bir sosyal medya yapımı da geliyor ya da ediliyor. Çünkü aslında zaten tüm mecralar bu halde şu an. Dediğimiz birbirimizin profillerini eğer dizi değilse LinkedIn'de özellikle görebiliyoruz. Başkalarının profillerini girip hani onların on-chain verified rezümesi de nasıl diye merak ettiğiniz insanlar varsa, özellikle developer tarafında çok daha böyle cımcımlı hareketli CV'ler oluyor. Çok daha fazla hareket ettikleri, smart contract'te deploy ettikleri için bunları da görebilirsiniz. Telefiden çok ümitliyim ve çok güveniyoruz projeye. Bu alana götürme ilk ekiplerden biri olduğumuz için de çok heyecanlıyız. First mover olmak her zaman önemli ama mutlaka benzerleri çıkacak. Bu da güzel bir şey ki hani büyüyelim, sektör büyüsün. O yüzden dijital kimliklerimizin de, yani kendimizi ifade etme biçimimizin de değişeceği döneme girdiğimiz için bu on-chain verified edilmiş, yani zincir üstünde doğrulanmış bilgilerin, yani benim bu event'e katılıyor olmam bir badge mesela. Yani crypto female'in yani gayet otorite olan artık bu konuda reliable, yani güvenilir bir kurumun, daha doğrusu bir topluluğun event'inde konuşmacı oluyor olmam bir badge. Ve bunu kurulayabilirim ben zincir üstünde. İşte bu sistemleri kuruyoruz biz. Dolayısıyla biraz böyle anlatabilirim. Sorular varsa benimle cevaplı. Şöyle Talently ile ilgili, yani orada yaptığınız şeyi yapmak isteyen, yapmak istediğini söyleyen bir sürü developer arkadaşım vardı. Fakat hiçbiri bir liseye yetişememişti. Siz yapmışsınız, tebrik ediyorum. Cinova da oldukça yetkili görünüyor, ilgi çekeceğiniz zamanda. Süremiz bittiği için soru alamayacağım. Sana çok teşekkür ediyorum katıldığın için. Görüşürüz yakın zamanda.